Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hepiniz hoş geldiniz. Uzman ve baş öğretmenlik sınavı ile ilgili hazırlamış olduğumuz derslerimizden şimdiki sırayı 6. modülümüzün deneme sınavı alıyor. Konumuz çevre eğitimi ve iklim değişikliği. Buraya kadar olan tüm konularımızı kanalımıza yükledik. Umarım izlemişsinizdir, istifade etmişsinizdir. Başlayalım deneme sınavımızın ilk sorusuna. Yeryüzünün herhangi bir yerinde egemen olan fiziki coğrafya denetçilerinin ve uzun süreli atmosfer dolaşımı düzeneklerinin oluşturduğu sürekli yağış ve nem açığı koşulları ya da hidroklimatolojik kuraklıktır. Başka bir deyişle coğrafi ya da klimatolojik kurak olma durumuna e, ne denir? Yukarıdaki boşluğa hangi kavram gelir? Kuraklık, atmosfer, iklimsel değişkenlik, iklim değişikliği, aridite. Sevgili arkadaşlar, kurak olma durumuna aridite denir. Cevap edirne. Yukarıda verilenlerden kaç tanesi doğal çevrenin kirlenmesine sebep olmuştur? Nüfusun azalması, doğal kaynakların aşırı kullanımı, şehirlerin çok büyümesi, oluşan zararlı atıkların çok büyük miktarlara ulaşması, endüstri devrimiyle beraber üretimin artması. Sevgili arkadaşlar, birinci maddemiz yani nüfusun azalması maddesi dışındakilerin tamamı nedir? Doğal çevrenin kirlenmesine neden olmuştur. Yani doğal kaynakların aşırı kullanımı, şehirlerin çok büyümesi, oluşan zararlı atıkların çok büyük miktarlara ulaşması ve endüstri devrimi beraber üretimin artması nedir? Doğal çevrenin kirlenmesine neden olmuştur? Cevabımız Bursa 4 tane diyeceğiz. Teknik olarak elektromanyetik radyasyona karşılık gelmesine karşın kısaca güneş ışınımı olarak adlandırılır. Yukarıdaki ifade boş bırakılan yere yazılması gereken kavram radyant enerji, güneş sabiti, revolüsyon, presesyon, güneş ışınımı sevgili arkadaşlar, güneş ışınımı cevap edir Gerçekte yeryüzünün ortalama sıcaklık kaç santigrat derecedir sevgili arkadaşlar? Cevabımız Denizli 15 santigrat derece yeryüzünün ortalama sıcaklığıdır. Cevap Denizli. 196 taraf ülkece kabul edilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Paris Anlaşması kaç yılında imzalanmıştır diye bir sorumuz var. Bunun cevabı da Edirne 12 Aralık 2015 tarihinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Paris Anlaşması imzalanmış 2015 yılında. Paris Anlaşması'nın taraflarca yürütülecek olan artan düzeyde azimkar ya da güçlendirilmiş iklim eylemlerinin kaçar yıllık döngülere dayanarak çalışması öngörülmüş. Buna da 5 diyeceğiz. Kodlama yaparsak işte az önceki soruya baktığımız zaman 12 Aralık 2015'te kabul ediliyor. Ve 5'er yıllık arayla döngülerine dayanarak çalışması öngörülüyor. Ülkemizde sıfır atık başlığını taşıyan atık politikası hangi yıldan itibaren yürütülmüştür? Sevgili arkadaşlar cevabımız Bursa 2017'den itibaren sıfır atık projesi yürütülmeye başlanmıştır. Sıfır atık anlayışının hedefleri içerisinde aşağıdakilerden hangisi yer almamaktadır? Katkı maddelerinin kullanımının azaltılması. A şıkkımızda böyle bir madde var. B'ye bakalım. Atıkları değerlendirme konusunda insanlara yeni bir bilinç kazandırma var. Tüketişlerin tüketim alışkanlıklarını değiştirme var. Tüketişlerin atık oluşumuna sebep olan tüketimlerini gözden geçirmeleri var. Atık çıkarmanın azaltması var. Böylece cevabı nedir? Adana katkı maddelerinin kullanımı azaltılması sıfır atıkla alakalı değildir. Yeşil çatıların başlıca çevresel işlev ve yararları arasında hangisi gösterilemez? Suyu süzerler mi? Süzerler. Kentsel seller önlerler. Efendim, kentin havasını ısıtırlar, gıda güvenliğini geliştirirler, enerji ve sağlık bakım maliyetini azaltırlar. Sevgili arkadaşlar, yeşil çatılar kentin havasını ısıtır maddesi. Yanlıştır. Cevap denizli. Yeryüzünün herhangi bir yerinde egemen olan fiziki coğrafya denetçilerinin ve uzun süreli atmosfer dolaşımı düzeneklerini oluşturduğu sürekli yağış ve nem açığı koşulları ya da hidroklimatolojik kuraklıktır başka bir deyişle coğrafi ya da klimatolojik kurak olma durumunun kavramı neydi? Aridite cevap denizli. 12. sorumuza devam edelim. Fizik yasalarına göre sera etkisi olmasaydı yer kürenin salım sıcaklığı kaç santigraj derece olacaktı? Eksi 18 santigraj derece olacakmış. Cevap Bursa. Atmosferde hava olaylarının büyük bölümünün yaşandığı katman aşağıdakilerden hangisidir? Nerede yaşanıyordu? Troposferde hava olayları yaşanıyor. Cevabımız Edirne. Geldik 14. sorumuza. Belirli bir bölgede kısa süre içinde etkili olan meteorolojik olaylara ne denir? Hava olayları denir. Cevap Ceyhan. İnsan ile doğa arasında denge kurarak doğal kaynakları tüketmeden gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına imkan verecek şekilde bugünün ve geleceğin yaşamını ve kalkınmasını program anlamı taşımaktadır. Yukarıda verilen tanım aşağıdakilerden hangisiyle alakalıdır? Sera etkisi, ekolojik ayak izi, çevre direnci, küresel ısınma, sürdürülebilir kalkınma. Tabii ki nedir? İnsanla doğa arasında denge kurarak doğal kaynaklarımızı tüketmeden gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaya sürdürülebilir kalkınma deniyor. Cevap Edirne. Atmosferdeki gazların gelen güneş ışımına karşı geçirgen, buna karşılık geri salınan uzun dalga boylu yer ışımına karşı çok daha az geçirgen olması nedeniyle yer kürenin beklenenden daha fazla ısırmasını sağlayan ve ısı dengesini düzenleyen doğal süreç olarak tanımlanır. Paralaktaki boşluğu hangisi gelecek? Küresel iklim değişikliği, küresel ısınma, sera etkisi, hava olayları, enerji verimli. Sevgili arkadaşlar sera etkisi işte atmosferdeki gazların gelen güneş ışımına karşı geçirgen, buna karşılık geri salınan uzun dalga boylu yer ışımına karşı çok daha geçkin olması nedeniyle yer kürenin bekleninden daha fazla ısınması, işte ısı dengesini düzenleyen süreç sera etkisidir. Cevap Ceyhan. Sevgili arkadaşlar, mini deneme sınavımızın sonuna geldik. İnşallah ileride size daha uzun soluklu sorularla deneme sınavları ayarlayacağız. Şimdiden hepinize başarılar diliyoruz.